Ben bu şarkıyı çok seviyorum öncelikle. Bayağı seviyorum. Öyle kendi tarzımı çok iyi ifade ettiğim bir şarkı. Yapmak istediğim her şeyi yaptığım bir şarkı yine. Özellikle nakaratta yaptığım vokal çok hoşuma gidiyor. Biraz deneyseldi. Çok alışık olduğumuz şeyler değil. O yüzden çok seviyorum. Bir gün benim prodüktörümün evindeydik. Stüdyoda değildim. Takılıyordum. Beat dinliyordum. Survivor izliyordum o dönem. Böyle bir tık darlandığım bir dönemdi falan. Öyle darlanmışım, yine müzik yapalım dedik. Bizim ekipten bir arkadaş var. Böyle müzikle pek alakası yok. Genelde böyle business işleriyle falan alakalı. O böyle dedi ki, ben beat yaptım falan dedim. Ne beat yaptın sen? Nasıl yaptın falan. Bizim Evrim'le, Ozzy Beats'le işte. O beat'i yaparken o da böyle basları ağzıyla böyle demiş ki, şunu yap işte. Nakarattaki dürürü kısmı var ya. Onu demiş ki, abi orada dürürü olsun deyince ben dedim, nasıl beat bu, açın bir dinleyin falan. Bir açtım, dürürüler tavladı beni harbiden. Beat'e bayıldım. Dedim bir takılayım biraz. Onlar böyle televizyon falan izliyor. Ve bir anda nakaratı çıktı yine. Freestyle yaparken. Nakarat çıktı birden ve bayıldım. Ve birden otururken yine yarım saat, bir saat falan sürdü. Kaydettim. Aslında biraz şey, eğlenceli bir şarkı bu. Hani böyle hype, mutlu bir şarkı aslında bence. Ama hiç öyle olmadığım bir dönemdi. Çünkü sevgilimden uzaktım. Anasının nikahında dünyanın öbür ucundaydı. Ben de böyle sanki gelmiş gibi, öyle adımlarının sesi falan böyle, öyle hayal ederek yazdım. Vaktim yok, bir dakika bile yok, kaybettim çok bile. Elimi tut, senden başka bir dileğim yok. Yanıma gel bebek, gerisi boş. Zaten dizlerimde derman, yalnız günlerimde sevdan. Çok çöllerimde sera, gönlün gölgesinde sefa. Ya gücüm var, sevdan beni ayakta tutuyor. Sen beni ne kadar uğraştırırsan uğraştır, alacağım seni. Bu işi uzatmanın hiçbir anlamı yok. Eskiye ithaf ettiğim sözler onlar. Uzatmayalım, hadi ne olacağı zaten belli. Uzatma, geldi lan yani. Kaçış yok, senden anlaşıldı, gücüm yok, zaten çok da bir şey değil. Şurada 2 gün ömür, yani yan benim gibi sen de alevler içinde. Ve her şey dört dörtlük olmuyor tabii. Yani sürekli böyle böyle olmuyor ilişkiler. Kaçış yok yani, bundan da kaçış yok. Senden de kaçış yok. Ama zaten kaçsam ne yapacağım da, 2 gün yaşıyoruz zaten. Uğraşırız. Karanlık sokaklarımı aydınlatan gözleri, ya bu neymiş duyduğum adımlarının sesi bebeğim. Teşekkür ederim. Aslında açık da öyle. Çok derin bir şey yok orada. Senden önce bir tık depresiftim. Böyle karanlıktı her şey. Sen girince böyle bir oh be oldum. Teşekkür ederim. Bir seni diliyorum, bir seni biliyorum. Bir şeyler istiyorum, ben bunu biliyorsun. Acaba olur mu, benim tek sorunum bu. Bir seni biliyorum. Senden başka bildiğim bir şey yok. Başka biri yok. Başka dilediğim bir şey yok. Bir şeyler istiyorum. Biliyorsun. Olur mu? Tek sıkıntım bu. Ne yapayım, durmak yok, bir dakika bile yok senden. Gerisi boş zaten, yol uzar gider bebeğim ol sende. Bu denklemde yokuş yollar, araba boş viteste, mevsim sonbahar ve biz bize. Bu sefer değilim yalnız, bak ışıklar bembeyaz çünkü. Şarkının ilkine de öyle giriyorum. Durmak yok, bir dakika bile yok. Senden gerisi boş zaten. Bir dakika daha duramam. Senden gerisi boş. Yol uzayıp gidiyor. Sen de ol yanımda. Gidek beraber diyorum. Yokuşlu bir yol düşündüm. Böyle bir arabadayım. Yanımda sevdiğim. Boş vites böyle gidiyor. Allah'a emanet, hayat gibi. Çok beğendi insanlar. Yorumlar çok güzel. Böyle unik bir iş olduğunu söylüyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor özgün bir şey olduğunu insanların da görmesi. İlk lansmanımdı. Aslında biz şey dedik, lansman yapmayalım dedik. Ön gösterim, klibi izletelim işte. Bir parti yapalım self-made olarak. Ben de ona göre hazırladım kendim yani. Çok komik bir olay oldu orada, onu da anlatayım ben. Bir gittim abi, böyle kocaman ekran kurmuşlar duvar kadar falan. BG sağ olsun. Şaşırttı beni. Kocaman ekran. Böyle bir şeyler bilmem ne, gece kulübü, bayağı lansmanımız oldu yani. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Çıkacağım böyle her zamanki gibi işte, şarkımı çalınca DJ'lerle beraber böyle bizim çocuklarla eğleneceğim sanırım. Bayağı sahne yaptım o gün. Ve ilk solo aslında sahnem diyebileceğim oydu. Çıktık abi, işte dedim ki iki şarkı okurum. O birden beş oldu. Ve her şey beklemediğim gibi devam ediyor. Sahneye çıktım böyle bak.
Bak sahnedeyim, tamam mı? Böyle duruyorum abi. İlk diğer yarımı okuyacağım falan. Böyle okuyorum şarkıyı. Önümde 3 tane abla var. Bak bütün şarkılarımı ezbere biliyorlar. Şarkı 2 milyon falan ezbere söylüyor. Storyler çekiyor falan. Şarkıyı bitiriyorum. Konuşmaya geçiyorum. Önümdeki kız böyle yapıyor. Aa aynen süpersin ya. Çok iyisin falan böyle. Dalga geçiyor benimle. Lan bir modum düştü ilk şarkıdan. Beklemiyorum ama. Hiç beklemediğim bir şey. Hani üstüme izmarit atsa, bir şey yapsa yine onu telafi ederim. Bir şey yapıyorum. Gözümün içine bakıyor böyle. Böyle yapıyor. Aynen. Süpersin falan. Ama bütün şarkıları ezberinde. Bütün modum düştü abi. Dedim ki bitti. Benim hayatım bitti yani şu an. Ben buradan devam edemem dedim. Böyle neyse söyle, bir şey de demiyorum. Normalde şu an olsa, şu anki aklım olsa böyle bir şey yaparım. Onu da alırım kendime ama yapamadım o an. Böyle durdum abi. Böyle duruyorum sahnede. Şarkı çalıyor falan. Böyle bakıyorum. Dönüyorum falan. Bunlar nasıl eğleniyorlar? Gülüyorlar. Ben düştükçe onlar eğleniyor. İşte hangi şarkıyı söyleyeceğimi unuttum. Ne olacak bir şey. Her şeyi unuttum abi. Mahvoldum. Lansman benim için o an... Bir de ben abarttım abi. Çok kötüymüş gibi hissettim. Sonradan videoları izleyince falan bayağı herkes eğlenmiş. Bir dahaki konserime de gelin. Tamam mı? O üçlüye sesleniyorum. Acemiliğime denk geldiniz. Fena oynayacağım sizle. Benim bir sıkıntım var abi. Ben şarkı yapıyorum ama yayınlamıyorum. Asla. Yani çok uzun sürüyor şarkı yayınlamam. Şu sıra biraz abarttım o işi. Hızlı hızlı çıkarmaya başladım. Böyle de devam edeceğim. Google Drive'ımı görsen kafayı yersin. Envai çeşit şarkı var. Bir sürü var. Böyle düşünüyorum. Diyorum ki o an onu istiyorum mesela. Bu çıksın istiyorum. Öyle karar veriyorum. Çok demo yapıyorum. Sürekli böyle stüdyoda olduğum için, sürekli şarkı kaydettiğim için böyle kafam da çok karışıyor. Ekiple de tartışıyoruz yani. Ne çıkaracağız ki? Yani çok var. Seçmek zor oluyor o yüzden. Diğer yarım çıkacağı zaman ben başka bir şarkı çıkaracaktım aslında. Onun kararını verirken diğer yarımı yaptım. Yine Teşekkür Ederim de öyle. Başka bir şarkı çıkıyordu. Hatun'un diye bir şarkı çıkıyordu. Belki sonra onu yayınlarım, bilmiyorum. Teşekkür Ederim'i yaptım. Aa dedik, bu olsun ya dedim böyle. Hani bu şu an böyle hissediyorum dedim, onu çıkardım. Beklettikçe çıldırıyorum böyle. Bu da çıksın, bu da çıksın. O yüzden albüm yapmayı düşünüyorum bu ara. 10 şarkı, 12 şarkı böyle bir albüm. Hadi albüm yapmadım. Çünkü albümde de şunu istiyorum. Var olan şarkılarla albüm yapmak değil de böyle bir albüm kafasına girip böyle stüdyo, böyle o klasik sanatçı şeyi var ya, onu yaşamak istiyorum. Herkes gibi. Albümü öyle düşünüyorum ama belki bir EP'de böyle 5-6 şarkı toplayıp o şekilde bu sakladığım şeyleri 2 EP'de, 3 EP'de falan çıkarabilirim. Çünkü tek tek yayınlamaya kalkarsan bayağı sürecek. Enstrümanla aşırı neşir olduğum dönemler hep bir rap müzik fanıydım ama evde her çeşit müzik vardı. Annem Elvis dinliyordu, Elvis'i kapatıyordu, Beatles açıyordu. Her şeyi duyuyordum evde, o yüzden her şeyi de yapmaya çalışıyordum. Bayağı Metallica falan okuyordum yani. Çok sevdiğim şeylerdi. Annem, babam da özellikle, destekçilerim de hep. Hiç o şeyi yaşamadım. Yani anne müziği, ne yapacaksın, ne basketim, ne, hiç öyle şeyler yaşamadım. Ne yapsam hep arkamda onlar. Canım ailem.